Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu. Dünya beşten büyüktür diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye olan saldırılarının bir soykırım olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucunda 30 bin kişinin şehit olduğunu da söyleyerek devam eden konuşmasında şu ifadelere yer verdi. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşanan barbarlığı ve katliamları Hepimiz içimiz kanayarak takip ediyoruz. İsrail'in sivil yerleşim yerlerini hedef alan kasıtlı saldırıları sonucunda bugüne kadar çoğu çocuk ve kadın 30 bin Gazze'li şehit edildi. 70 binden fazla Filistinli yaralandı ve yaklaşık 2 milyon insan evlerinden göçe zorlandı. Burada bir hususu çok açık ve net ifade etmek isterim. Gazze'de sadece çocuklar, kadınlar ve siviller canice katledilmedi. Aynı zamanda milyarlarca insanın uluslararası sisteme, adalete ve hukuka dair inancı da yok edildi. Söz konusu İsrail olunca insan hakları evrensel beyannamesinin Görevi küresel barışı temin olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Avrupa Birliği'nin sürekli hak ve hukuktan bahseden kurumlarının tarafsızlıktan dem vuran uluslararası basın yayın organlarının hasılı yıllardır bize örnek gösterilen güvenmemiz, itibar etmemiz gerektiği söylenen yapıların ne kadar aciz ve işlevsiz olduğunu hep birlikte gördük. Gazze'de yaşananlar kesinlikle bir savaş değildir. Bir soykırım girişimidir. Çünkü... Konuşmasında ekonomiye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyüme oranına da değindi. Son 21 yılda ekonomiden ticarete, savunmadan ihracata her alanda büyük atılımlar gerçekleştirdik. Diklenmeden dik durabilmek için Milli onurumuzu, bekamızı, milletimizin hak ve hukukunu koruyabilmek için her türlü adımı attık. Ekonomide ülkemizi yılda ortalama yüzde beş buçuk oranında büyüttük. Milli gelirimizi 238 milyar dolardan tam beş kat artışla bir trilyon 119 milyar dolara yükselttik. Ülkemizi satın alma paritesine göre milli gelir sıralamasında dünyada 11. sıraya çıkardık.